Salih Tuna, danışmanlarıyla yaptığı sır tartışma. Müdür, arkadaşlar malumunuz Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı, asıl kavga o zaman çıkacak şeklindeki açıklamamdan istediğimiz sonucu elde edemedik, ters etki yaptı, felaket üzerimize geliyorlar, ne yapmamız lazım? Danışman bir, efendim İzmir Marşı'na girsek? Müdür hayretle, ne anlamadım ne alakası var ya? Danışman bir e, sıkışmış. E, mevzuyu örtmek için efendim. Onun için ben şey ettim onu. Müdür. Ya bırak ya saçmalama. Zaten moralim bozuk. Erdoğan'ın insan şu 18 maddeyi bir okumaz mı lafı çok ağrıma gitti. Danışman 2. Efendim ona cevap vermek kolay. Müdür heyecanlı. Nasıl? Danışman 2. Bilgiç şekilde. E, şöyle dersiniz efendim. 18 maddeyi okuyayım da evet mi diyeyim yemezler. Müdür. Kardeşim sen neyin kafasındasın? Yoksa sen o 18 maddeyi okumadın mı? Danışman 2. E, açıkçası okumadım efendim. Ben karşıyım zaten. Hayır diyeceğim şeyi okuyacağım da ne olacak? Değil mi efendim? Müdür hayretle. Okumadın mı? Dişlerini sıkarak. Bir de utanmadan söylüyorsun. Danışman 2. Boşta bulunur. E, siz okudunuz da ne oldu efendim? Yeni sistemde başkanlık var dediniz. Müdür sözünü keserek. Çık dışarı. Danışman 2. Efendim ne yaptım ki ben? Müdür masa eliyle sert bir şekilde vurur, canı yandığı için bağırır. Sana dışarı çık dedim. Danışman iki marş söyleyerek çıkar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Müdür danışman bire. Bak gördün mü sen aklına düşürdün. Marş söyleyerek çıktı. Danışman bir. Efendim sizin için önermiştim ben onu. Arkadaş önerimi istismar etti. Danışman 3, Benim aklıma bir şey geldi ama. Müdür heyecanlı. Nedir? Danışman 3. Ee, şöyle bir açıklama yapsanız efendim. Anayasa değişikliği koalisyon sorununu çözmüyor. AKP 2002'den beri iktidar. Bak sorun var mı yok. Valla bence çok etkili olur böyle konuşursanız. Danışman 1. Bence çok saçma. Ne yani? Sorun olmaması için AKP hep iktidar mı olsun? Danışman 3. Ee, ben öyle demedim. Danışman 1. O anlama geliyor ama. Müdür danışman 1'e. Senin fikrin ne peki? danışman bir. efendim kızmazsana söylerim. Müdür, tamam kızmam söyleyin hadi. Danışman bir. İzmir Marşı efendim. Müdür danışman birin fikrine çok kızar. Danışman için söylediği şekilde açıklama yapar. Yani medyada yer aldığı üzere bu anayasa değişikliği koalisyonlar sorununu çözmüyor. Bununla bir ilgisi yok. 15 yıldır bir parti iktidarda koalisyon mu var der. Haliyle daha fazla rezil olur. Partisinin genel merkezinde acilen bir kriz masası kurulur, meseleyi tartışırlar. Müdür atarlı. Bana ne söylettiyseniz elimde patladı, bu böyle gitmez. Bana Fatih Bey'i çağırın. Danışman 3. Şaşkın. Hangi Fatih efendim? Müdür. Hangi Fatih olacak? Baş danışmanın Fatih Gürsul. Danışman 1 hayretle. Efendim unuttunuz mu yoksa Fatih Bey baylok kullandığı için tutuklandı ya. Müdür çaresiz. Ne yapacağız o zaman? Danışman bir. Tek adam diyelim efendim. Müdür umutsuz. Sensin tek adam diyorlar. Danışman bir. Evet efendim maalesef. Yedi seçim kaybettiğiniz halde hala koltukta oturduğunuzu dile getiriyorlar. Müdür bozulur. E ne söylediklerini sana soran oldu mu? Danışman bir. Ezik bir şekilde. Hayır efendim ama siz söyleyince devamlı getirdim sadece. Müdür öfkeli. Getirmeyin. Münasebetsizlik istemem. Danışman 3. Efendim bizim oy yüzdemiz belli. Referandumdan hayır çıkması için AKP'den oy kayması şart. Erdoğan'dan sonra ne olacak deseniz? Yani Erdoğan iyi de ya sonrası manasında? Müdür. Erdoğan için tek adam endişesini dile getirdim. Şimdi de ondan sonra ne olacak mı diyeceğim? Danışman 3. Naçar. E, tek adam demeseydiniz iyiydi efendim. Müdür. Nereden bilecektim böyle olacağını? Danışman 3. Madem oradan dönemiyoruz o zaman, yeni modelde meclisi fesih yetkisi var. Biraz da oradan yürüsek efendim. Müdür. Siz beni de mi takip etmiyorsunuz? Ya yeni söyledim onu ben. Oradan da yürümedi. Fesih yetkisi şimdi daha çok varmış. Yeni sistemde meclisi fes ettiğinde kendisi de seçime gitmek zorundaymış. Danışman bir coşkuyla. Alman gazetesi Bild Atatürk olsa hayır derdi manşeti atmış efendim. Biz bunun kampanyasını yapsak. Müdür olmaz daha önce yaptığım Avrupa evet'i desteklediği için hayır diyor şeklindeki açıklamamı yüzüme vururlar danışman bir efendim tek çaremiz kaldı müdür heyecanlı nedir danışman bir İzmir marşı söyleyelim efendim Galatasaray Genel Kurulu tescilli fetöcüler'i ihraç etmemek kararını bu marşla örttü çok etkili yani müdür galiba haklısın nasıldı e, e, marşı söylemeye koyulur İzmir'in kavakları tanışman bir. Hayır efendim, İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Salih Tuna, Yeni Şafak